Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Kıymetli izleyenlerimiz, kıymetli dinleyenlerimiz, İlk Seç Vakfı ile Kur'an yolunda programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu hafta bambaşka bir programla karşınızdayız. Sizlerle olmamızın çok farklı bir nedeni var sizleri bir sevincimizi, bir mutluluğumuzu paylaşmaya davet ediyoruz. Ve bu hasret kaldığımız mutluluğu sizlere en iyi şekilde aktaracak bir konuğum var. Kendisi İlk Seç Vakfı Eğitim Genel Koordinatörü Muhterem Kemal Eftal Kabaoğlu Hoca Efendi. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, sefa bulduk hocam. Kıymetli hocam, notlarımda 12 Haziran Pazar günü, yani iki gün sonra İlk Seç Vakfı'nın muhteşem bir icazetinin daha gerçekleşeceğini görüyorum. Pandemi sürecinden dolayı iki yıldır yapılamayan, yüzlerce hafızın dört gözle beklediği, hatta aralarına bu sene yeni hafızın katıldığı 185 kişilik bir hafızlar ordusunun Allah nasip ederse bu pazar günü Fatih Camii'nde düzenlenecek olan muhteşem bir merasimle icazet alacağını görüyorum, okuyorum. Şimdi bu, hica, bu icazet hakkında sizlerden bilgi alacağız Allah nasip ederse. Fakat öncesinde size soruyu farklı bir şekilde yönetmek istiyorum. Şimdi icazet nihai bir nokta. Yani anne baba yani veli, öğrenci ve hoca efendi bu üçlü bir kurum bir çatı altında toplanıp yıllar süren çileli bir yolculuktan, hafızlıktan, bir ilim yolculuğundan geçtiler. Elhamdülillah meyvelerinin alınabileceği en güzel güne geldiler. Yani e, icazet belgesi alacaklar. Çok güzel bir gün. Fakat bu güzel günün arkasında o denizde nasıl dalgalarda boğuştukları o gemiyi bu kıyıya nasıl getirdiklerine dair bizim ve izleyicilerimizin bilgilenmeye ihtiyacı var. Hocam sizi dinliyoruz. Evet hocam güzel bir soru. Gerçekten son zamanlarda elhamdülillah hafızlarımız ülkemizde çoğalıyor hamdolsun güzel projelerle, güzel çalışmalarla hafızlar artıyor. Ama o hafızlık dediğimiz hadise kolay bir hadise mi? Neler yaşıyorlar? O rahlelerin başındaki gözyaşları, o yatılı kalırken ya ben erken gideyimin mücadeleleri, efendime söyleyeyim o zor olan, zor olduğunu düşündükleri ayetleri, yoruldukları zaman yaparken nasıl kastıkları, bir sonraki sayfayı dinletirken Eyva hatamı bulacak diye dinletmekten kaçmaları gibi böyle birkaç özel noktaya değinmeye çalışıyorum. Ya da geceliğin rüyasında ayetleri okuyanlar gibi, ameliyata girip anestezi halinden çıktıktan sonra ayetleri terennüm edenler gibi nice olaylar yaşanıyor. Tabii bundan öncesinde şu önemli velilerimiz, öğrencilerimize, hafız olan öğrencilerimize baktığımızda velilerimiz gerçekten bir ön hazırlık noktasında oluyorlar. Yani hafız olacak öğrenciyle ilgili bir motivasyon, bir dinamizm çalışmasına giriyor velimiz ve kuruma mülakata getirirken mülakat öncesinde hafızlıkla ilgili evde bir gündem var. Yani çoğunlukla hafız olan öğrencilerimize bakıyoruz. Evde bir gündem olan, ailede böyle bir akış olan veyahut da böyle bir hasret olan bizim ailemizde hiç hafız yok. İşte ilk yetişsin diye hasretle bize evladını getiren ailelerimiz mevcut. Bu süreçte daha önce bir araştırma sonucu bize geliyorlar. Bir mülakat süreci oluyor. Mülakat sürecinden sonra bir senelik bir hafızlık hazırlık eğitimi oluyor ki özellikle bu sene mezun olan Gençlerimiz, hafızlarımız yoğun, biraz daha diğer icazetlere göre biraz daha farklı bakıyoruz onlara. Çünkü gerçekten evet. ülkemizin içinden geçtiği çok zor bir süreci hep beraber yaşadık. O pandemi sürecinde ekranların karşısında hocalarımız, öğrencilerimiz evdesiniz, yatak öyle duruyor. Ama hoca diyor ki evet yedi buçukta ekranın başında olacaksın. Sayfayı getir, ayeti getir. O Zoom'dan veya farklı programlardan... Ee, özel odalar açıp birebir dinlemeler, takipler, akşamki dersler ki özellikle bu süreçte bu hafızlarımızda e, benim hani üzerinden atlanmaması gereken atlanırsa ciddi anlamda yanlış yapılan e, bir süreç de söz konusu. O da nedir? Ailelerin bu noktadaki emekleri. O pandemi sürecinde evde adım adım hafızlık sürecini takip eden bir anne baba var. Yani 185 hafız oraya gelirken hocasıyla, kurumuyla, vakfıyla, yardım edenleriyle ama buraya hani Rahman için adadım ifadesi Ali İmran suresindeki olduğu gibi yani Rahman için verdim noktasının üzerinde sadece onu vermiyor. Anne baba vaktini veriyor, enerjisini veriyor, zamanını veriyor, derdini veriyor. Ve bu şekilde o 185 hafız Fatih Camii'nde arz-ı endam i̇nşallah. eyleyecekler inşallah. i̇nşallah. Ee, kolay bir süreç değil ama elhamdülillah başardılar. Niceleri başarıyorlar. Rabbim sayılarını ziyade eylesin. Anladım. Bereketlerini ülkemiz üzerinde, ekonomimizde bereketlerini gerçekten ete kemiğe bürünmüş şekilde hissettirsin diye dua ederiz. Hocam 185 hafız diyoruz. Fakat sizin de bahsettiğiniz gibi aslında orada 185 hafızın yazdığı icazet belgeleriyle beraber aslında binlerce icazet alan kişi var. O hafızların anne babaları, velileri. Kimi hafızların görüyoruz ki anne babasıyla beraber dayıları, teyzeleri, amcaları, halaları hep beraber seferber olup bu evladımız hafız olsun diye kursun kapısında neredeyse kursun kapısında geceliyorlar. Haftalarca vakit geçiriyorlar. Yani ayrıyetten hocaefendiler, hocaefendilerle birlikte yardım eden ashab-ı hayrat hocam. Yani bu hafızlara burs verenler, yani gönlünden koparak her türlü yardımı verenler, bunlar hep beraber inşallah Fatih Camii'nde o 185 hafızla beraber icazet alacaklar inşallah. Allah'ın izniyle inşallah. Çünkü annenin, babanın dışında mesela özellikle bu hafızlarımızın yaklaşık 11 ay boyunca eğitim noktasında e, ikramları yemeleri, içmeleri Ramazanda, e, kurban mevzu mesela geliyor şu an. Evet. Kurban noktasında e, müthiş bir yardım akışı Allah razı olsun. E, emeği geçenlerden ki Aha, e, evet, özellikle evet. kurban noktasında yine bu senede biz e, yardım edecek asaba hayrattan Allah'ın aslan kulları diyoruz ya evet. işte onlardan ciddi anlamda destek istemiş olacağız hafızlarımızın yetişmesinde ki hamdolsun güzel de yetişiyorlar hem fiziksel anlamda güzel yetişiyorlar evet. hem ilmi anlamda güzel yetişiyorlar. Tabii ki biz hep beraber vakıf ve camia olarak e, orada e, hep beraber icazet almış hep beraber o merasime katılmış olacak olacağız. Hep beraber merasimde e, o hafızlarımızın coşkusunu yaşamış olacağız. O yüzden İnşallah. tüm halkımızı bekliyoruz. Fatih Camii'ne saat 11'de, 12 Haziran Pazar günü saat 11'de birbirinden özel Kari'ler dünya birincileri, güzel okuma yarışma birincileri olacak. Yine kurumumuzda elhamdülillah Türkiye birincisi güzel okuma, Türkiye birincisi de kurumumuzdan çıkmış oldu. O da güzel bir e, kıraatla beraber e, oraya gelecek seyircilerimizi, dinleyicilerimizi e, farklı diyarlara götürecektir diye düşünüyorum. Ona amelerle birlikte. E, yine e, değişik kanalların, Kur'an yarışmalarında dereceye girmiş gençlerimizden, hafızlarımızdan da programda e, okuyuşlar sergilenmiş olacak. Bizim hafızlarımızın güzel sunumları olacak. İnşallah. E, tüm halkımızı o Kur'an ziyafetine, o ziyafet ortamına bekliyoruz. Orada bulunmak, orada durmak bile... O kadar büyük nimet ki inşallah e, ahiret açısından da ben de oradaydım. Ben de bu hafızların yanındaydım. Ben de destek oldum. Bir duruşum vardı belki ama sessizce Kur'an dinledim ama denmesi ciddi anlamda hepimizi ihya edecektir diye düşünüyoruz. O yüzden tüm halkımızı bekliyoruz. Burada önemli bir parantez de açmak istiyorum. Tabii, en son e, icazetimizde Çamlıca Camii'nde bir icazet yapmıştık ki e, Cumhurbaşkanımız da katılmıştı Recep, Sayın Recep Tayyip Erdoğan e, Bey de katılmışlardı. Ve Çamlıca Camii'nde e, o gün hatırlıyorum Gençleri Daire Başkanımız şu ifadeyi kullandı. İlk, baş, i̇lk defa biz dışarıdan herhangi bir otobüs desteği vermeden, herhangi bir sübvanse destek vermeden bu camiyi cuma namazıyla birlikte, bu icazet programıyla birlikte doldurduk ve dışarıya hasır sermek zorunda kaldık. Maşallah. Bir ilk gerçekleşti ki Çamlıca Camii'nin büyüklüğü malum. E, i̇şte e, yine bu halkımız e, Kur'an e, desteğinde olan Kur'an aşıkları bize destek olmuştu. Fatih Camii'nde pazar günü 11'de tüm halkımızı, herkesi tekrar bekleriz inşallah. Özellikle hafızlara cephe alındı. Hafız ordularının bu kadar hedef alındığı bir dönemde gerçekten o hafızların ve hoca efendilerin yanında olmak büyük önem arz ediyor hocam. Hocam icazete tekrar geleceğiz. Sizden az önce bir süreçten bahsetmiştik. İcazetin nihai bir nokta olduğu, bir ödül günü olduğu, bir ikram günü olduğu. O sürecin gerisinden bahsetmiştik. Şimdi orayla ilgili bir sorum daha olacak. Bu hafız efendiler inşallah icazetlerini alacaklar. Bu öğrenciler buraya gelirken tam olarak nasıl bir yetiştirmeyle, nasıl bir akademik süreçten geçerek geldiler hocam? Yani orada icazet belgesini alan hafız ne gibi donanımlara sahip? Evet mezunlarımız iki kategoride ortaokul ve lise öğrencileri olarak eğitim programlarına devam ettiler. Çok özür diliyorum. Özellikle ortaokul ve lise diye belirttiniz. Sorumdan da bir ibare o şekilde yer alıyor zaten. Öğrencisini hafızlığa vermek isteyen veliler aynı şekilde akademik eğitimden de geri kalmalarını istemiyorlar. Yani bu istemedikleri süreçle karşılaşmamaları için ilk seç vakfına başvuru başvuruyorlar. İlk seç vakfı da bu süreçle yetiştirdiği hafızların meyvesini 13. dönem icazeti olacak hocam doğru mu? Evet, evet. 13. dönem icazetiyle 185 hafızla beraber dimdik duruyor inşallah. Pazar günü duruyor olacak inşallah. İnşallah. Burada süreç şöyle gelişiyor. Hem ortaokul hem liseyi lise öğrencilerinden oluşan öğrenci ekibimiz hafızlarımız hem lisesini bitirdiler. Hem ortaokulunu bitirmiş oldular. Orada akademik noktada her gün düzenli ders alarak. Bu noktada özellikle o birimdeki hocalarımızın gayretleriyle, deneme sınavlarıyla, ekstra ilgileriyle, alakalarıyla, hatta şunu diyebiliriz: Öğrencilerimizin gerek lise bölümünde ders seçmesinden tutun, ortaokul bölümünde her dersinden hangisi zayıfsa ETP dediğimiz özel etüt tamamlama programları, ekstra programlar, ekstra derslerle sadece okul değil, okulun dersine göndermek, ödev yaptırmak değil, aynı zamanda ekstra imtihan zamanları özel hocalarla destek verilerek hem okulları bitirilmiş hem okulu diplomayı aldığı zaman birazcık daha dolu birazcık daha malum e, konuyla ilgili hakim okula gitmeden e, işte hiçbir şey bilmeden geçsin şeklinde geçen hafızlarımız olmadı. Program bu şekilde değil. Özellikle örneğin 7. sınıfta okulu dondurduğumuz halde okulun tüm programını günlük 3 saatlik 4 saatlik periyotlarla biz bizzat Kur'an kursumuzda öğrencilerimize müfredatı okulun müfredatında bitirmiş oluyoruz. Bu süreçte hem okulunu bitirmiş oluyor hem hafızını bitirmiş oluyor ama onunla beraber bu işi keyifli yapması için rehberlik birimi özel bireysel hedefler kısa vadeli hedefler bu noktada motivasyonu düşen öğrencilere özel ilgi idarecilerimiz müdür yardımcılarımız yöneticilerimiz hepsi seferber oluyor. Bir öğrenciyi bu noktada sona e, ulaştırmak, maksuda ulaştırmak için neler yapılması gerekiyorsa elden gelen sonuna kadar yapılıyor ve o hafızlık imtihanına hazırlama süreci, onların artık hafızın tamamına hakim olma süreciyle mesela nihayete ermiş oluyor. İnşallah hafızlık imtihanıyla beraber de e, hafızlıklarını ikmal etmiş, tamamlamış oluyorlar gençlerimiz. Yani hem okul hem hafızlık, hem sosyal aktivite, faaliyetler, geziler, bir takım özel sunum çalışmaları, kendi kabiliyetlerine göre, yeteneklerine göre özel kulüp çalışmaları, kitap okuma çalışmaları, e, kitap okuma noktasında kitap tahlil çalışmaları gibi özel ekstra çalışmalarda söz konusu olmuş oluyor. Yani kuru bir hafızlık, kuru bir ezber değil. Ezberlediğinin biraz daha anlamını kavrama açısından bir temel teşkil edecek çalışmalarda vakfımızın programlarında, müfredatlarında bulunuyor hocam. Maşallah. İlim ve genel kültür açısından dolu dolu bir hafız. Allah muvaffak etsin hocam. Amin amin. Hocam, Allah razı olsun. Hocam müsaadenizle yine asıl başlığımıza dönelim. İcazet dedik. İcazetin önceki sürecinden bahsettik. Bir hafızın oraya ne gibi zorluklara katlanarak geldiğinden bahsettik. Oradaki hafızın nasıl donanımlara sahip olduğundan da bahsettik. Bize bu pazar günü hocam saat 11'de Fatih Camii'nde yapılacak olan icazetten biraz bahseder misiniz? Tabii ki. E, icazet programları yani hafızlık merasimi daha çok e, gündemde. Hafızlık merasimi ismiyle e, artık bundan sonra alın, anılmaya başlanacak. Bu seneden sonra da böyle bir teamül de oluşmuş olacak inşallah. Hafızlık merasiminde 11 ile e, öğlen namazı arasında e, dünya birincilerinden e, değişik sürpriz olsun. Değişik kariler e, sunumlarını yapacaklar. E, bununla beraber öğrencilerimizin hazırladığı programlar olacak. E, çok değerli hoca efendilerden günün anlam ve önemiyle ilgili e, güzel, kısa ama hoş e, hatta Fatih Camii'nde daha önce görev yapmış, şimdi Gençlik Başkanlığında çok önemli yerlerde olan hocalarımızdan çok kaliteli sunumlar olacak. Ve onunla beraber e, geçenlerde e, ahirete e, irtihal eden ee, yıllardır Resul Kurra Hoca Efendi olan yüz yaşın aşkın Ahmet Arslanlar hocamızı da burada anmış olalım. Hatta seyircilerimizde seyircilerimiz de birer Fatiha okursa e, güzel olur. E, ondan sonra e, Resul Kurra Mustafa Demirkan hocamız da inşallah e, teşrif etmiş olacaklar. E, ve orada onun muhteşem o her Hafızlık merasiminden sonra mutat olan çok derin duygulu bir duası olacak ki o ortamda bulunmak, o ortamda elleri açmak, o ortamda amin demek. O hafızlarımızla beraber o coşkuyu yaşamak çok ayrı bir e, organizasyon olmuş Mutlaka olacak yani. inşallah. E, bu program dua ile birlikte hafızlarımızla yine ikramlarla birlikte inşallah e, programımız nihayete ermiş olacak. Evet, hafızlık çok farklı bir sevda hocam. Çok derin ve büyük bir sevda gerçekten. Kimi hafız olarak bunu yaşıyor, kimi hafız yetiştirerek yaşıyor. Gerçekten e, büyük bir kitle var ki hafızlara derinden bir aşk besliyor ve onların bulunduğu her yerde bulunmak istiyor. Onlarla beraber diğer e, gönül dostlarında pazar günü inşallah yapılacak icazete bekliyoruz. Hocam ilk seç vakfı daha önceki Kur'an yolunda programlarımızda bahsettiğimiz üzere 19 ayrı Kur'an kursunda 2500'e yakın Kur'an talebesine hizmet veriyor. Eğitim veriyor, yemek veriyor. Yani birçok ihtiyacını karşılamak suretiyle onların eğitimini, öğretimini devam ettiriyor. Şimdi haliyle Kur'an'la hayat bulan bir nesle doğru ibaresinin arkasında dolu dolu ilerlemek için birçok maliyet ve zorluklar da beraberinde geliyor hocam. Şimdi bunlar ilk seç vakfında hocam nasıl karşılanıyor? Yani bir gelirle mi, bağışlarla mı yoksa bu gibi zorlukların üstesinden gelmek için gerekli sorumlular bunları nasıl hallediyor? Bunlar hakkında bilgi verebilir misiniz? Ayrıca hocam bu zorluklara ilk seç vakfı ile veya Kur'an talebelerinin şeylerine, burslarına, eğitimle ilgili gerekli her ne varsa onlarda ben de şu alanda yardımcı olabilirim diyenlere bilgi sağlamak için ne diyebilirsiniz? Şimdi öncelikle şu iki cümleyle girmek istiyorum. Birincisi vakıf kavramı. Evet. Efendimizin bize miras olarak bıraktığı ve İslami ilim geleneğinin o İslami ilim tedrisatının devam edeceği, devam ettirile geldiği bir süreç olarak bize tevarüs eden bir durumdur ki toplum, kamu vakıflara destek olur ve İslami ilimleri, İslami huzuru, toplumun huzurunu vakıflar aracılığıyla biz ayağa kaldırırız. İslami ilimler, hafızlık bu şekilde ayağa kalkar. İşte o vakıf meselesi kimseye ait olmayan, şahısla ilgili olmayan Allah için yapılan öz bir meseledir. İşte ilk seç vakfı da bu çerçevede kamunun, tüm insanların, insanlığın, Müslümanların Gerek İslami ilmi, barışla ilgili, kardeşlikle ilgili Kur'an'ın hayat verdiği, Kur'an'ın güzelliklerinin ortaya olduğu bir toplumun inşa edilmesi için, bina edilmesi için e, kamuyu da anlamlandıracak, insanların da yardımlarını anlamlandıracak bir vesileyle bir yardım fırsatı sunmuş oluyor. Yani siz öyle bir yardım ediyorsunuz ki belki evladınız hafız değil ama bir hafızımızın ihtiyacını bursunu karşılayabiliyorsunuz. İlk Seç Vakfı Org'a giriyorsunuz, ben bağış yapmak istiyorum diyorsunuz. Veyahut da yine bir şekilde vakıfın kaynaklarından, isterseniz Kur'an kursumuza giderek, müesseselerimize giderek, bizzat görerek, oradaki hizmeti görerek yerine yardımcı olabilme durumumuz söz konusu. Bu hafızlarımızın aynı zamanda sadece Diyanet Başkanlığımızın bize sağladığı eğitim imkanlarının dışında o biraz önce de bahsettiğim okul dersleri, rehberlik hizmetleri, ...yatakhane hizmetleri, yemek kalitesi seviyesine göre, kalorisine göre, menüsüne göre... E, ...olabilecek en iyi seviyede bir e, yemek e, sunumu. Gençlerimizin ki ben bazen e, son sınıfların arasında imamı göremiyorum. öyle Arkada duruyorum. O kadar uzunlar ki maşallah. <laughs> diyorum 6 sene, 5 sene, 3 senedir burada olanlar iyi yetişiyorlar. E, vakıf olarak e, yardım eden e, dostlarımız, Müslüman kardeşlerimiz... O kadar güzel yetiştiriyorlar ki şu an doktora yapan, yüksek lisans yapan onlarca öğrencimiz e, ileride hem fizikleriyle hem ilimleriyle inşallah toplumu ihya edecekler. Bu noktada hem burs olarak yardım söz konusu olabiliyor. Hem onların yetişmesinde kurban önümüzde gündem, kurban evet, meselesi kurban var. Kurban bayramı geliyor. E, o kurban meselesinde de bir hisseyle, hisse bedeliyle, e, bir hisseyle yardım edilebilir destek olunabilir ki 185 öğrenci mezun olan tabii ki arkadan gelenler var. Biraz önce söylediğiniz sayılar ciddi rakamlar. Bunların yemek, içmek, şey ibate süreci herkes bu noktada destek oluyor. Ve bu toptan pazar hiç bilinmez belki kimisinin 50 lirası, 100 lirası, 1 lirası kimisinin verdiği milyonlardan daha değerli evet. olabilir, daha bereketli olabilir. Biz bu noktada bize yardımseverler, bağışçılarımız destek oluyorlar ve biz bu eğitim standartını düşürme, düşürmek sizin süreci devam etmeye çalışıyoruz. Burada şu cümle de çok önemli. Bakınız biz standart belirledik seç Vakfı olarak. Yıllardır o standartı yürütmeye çalışıyoruz. O standarttan düşmemek noktasında hem vakıf başkanımız, vakıf yönetim kurulumuz, hoca efendilerimiz o kadar ciddi çaba sarf ediyoruz ki. Ama inanın bunu düşürmeme adına elimizden geleni yapıyoruz. Düşürmediğimizi de düşünüyoruz. İşte Kur'an talebesi her şeyin en iyisine layıktır standartını oturtturmamız için Tüm dostları vakfımızın Kur'an müesseselerine desteğe bekliyoruz inşallah. Hocam özellikle Kurban Bayramı yaklaşıyor çok güzel bahsettiniz kimleri nasıl destek olabileceğine dair önümüzde yaklaşan bir Kurban Bayramı var burada ilk seç vakfı olarak hocam Kurban bağışı maddi bağış bu anlamda halkımıza bu bağışları yapabilmesi için nasıl yardımcı oluyorsunuz? İşte burada Kur'anın muhafazasında bizim bir sloganımız var. Muhafazasında hisseniz olsun. Hafızlar malum Kur'an-ı Kerim muhafaza ediyorlar. İnşallah hayatlarına da geçirmiş olacaklar İslam ilimlerle birlikte. İşte bu toplumun ihyası birisinin annesine, babasına düzgün davranması için, birisinin yarın öbür gün hanımına düzgün davranması için, çoluk çocuğuna düzgün davranması için, çalmasın, çırpmasın, başkasının olana el atmasın, eh, ahlakıyla, edebiyle Kur'an ahlakına sahip olsun için Önemli bir A'dan Z'ye çalışma bir eğitim programının içindeyiz. İşte Kurban Bayramı'nda da kurban hissesiyle diyelim ki bir yardımseverimiz ne kadar hisse bedeli işte şu kadar. O kadar hisse bedelini bir şekilde sunduğu zaman o hisse bedelinden o evladımız istifade ettiği zaman onun okuduğu her Kur'an-ı Kerim'de terennüm ettiği her ayette her harfte hissenin söz konusu oluyor. Ve yarın öbür gün o öğrencimiz, bazen bizim kurslarımıza gidersiniz, gecenin 3'ü, 4'ü teheccüd vakti, ışıklar yanmış, birisi almış, Kur'an-ı Kerim'i köşeye geçmiş. Ertesi günkü sayfayı tekrar ederken o Kur'an seslerini duyarsınız. Bir girersiniz o Kur'an uyultusun, uyultusunun, uğultusunun içerisinde ki ben e, tüm vatandaşlarımıza tavsiye ederim. Bir gelin terapi yap, terapi olmak istiyorsanız bir 10 dakika o arı vızıltısı gibi olan... Ki onun psikoloji dilinde de önemli bir o seviyenin önemi vardır. Ee, orada bir 10-15 dakika durun çıktığınızda rahatladığınızı hissedeceksiniz. Çünkü o ses e, kesinlikle tedavi edici bir sestir. Farklı bir havadır, farklı bir şey. İçinize huzur verir. O huzurun içinde olmak istiyorsanız onların namazında, onların orucunda, onların efendime söyleyeyim enerjisinde, onların enerjisini atarken ki koşuşunda, terlemesinde, e, emeğin... ...emeğiniz olsun, emeğimiz olsun diyorsanız... ...ya benim de bir hafızım olsun... ...ben de bu işin içinde birazcık emek edeyim diyorsanız... ...inşallah kurban hisselerimizle... ...destek olmuş olursunuz. Ki bu hizmetin önemli bir... E, ...ayağıdır. Bu noktada... ...hisse bedelini... E, ...yine xhvakfı.org... ...adreslerinden veyahut da yine... ...0850 303 2071... ...telefon numarasından... E, ...destek alarak e, yardım etmek isteyen... ...yardımda bulunmak isteyen... ...yardımseverlerimiz destek olabilirler. Vakıftaki arkadaşlarımız da bu işle organize eden arkadaşlarımız da her türlü desteği ulaşım noktasında, iletişim noktasında, yardımların ulaşma nokta, ulaşması noktasında daha sonra kurbanların kesilip hisse hisse kurbanların kesilip teker teker o kesici kurban kesen kişiye vekaletinin verilmesi fotoğraflarla, videolarla bunların takip sürecini de görmüş olacaklar. Yani öyle bir şey ki bizim sitelerimizi takip etsinler. Dostlarımız kurbanın kesildiği karayı bulabilirler. Kurbanın değerlendirildiği karayı bulabilirler. Yemeklerin yendiği karayı bulabilirler. Sosyal faaliyetlerde o yemeklerin enerjiye nasıl dönüldüğünü ve hafızların nasıl çıktığını o kadar şeffaf bir şekilde görebilirler ki. O yüzden rahat bir şekilde yardımımı ettim elhamdülillah sonucunda gördüm diyebilecek bir sistemimiz mevcut. Hatta son Nihai sonucu görmek isterlerse yine bu pazar günü. Evet kesinlikle. Bu pazar günü işte ben nereye yardım ettim? İşte bu hafızlar. O hafızların yürüyüşü, ahvali, hali. Zaten o Fatih Camii'nin de ki öncesinde inşallah programımızda hafızlarımıza bir Fatih Sultan Mehmet Hazretleri'ni ziyaret bir dua. Ardından hani geçmiş olacağız inşallah hafızlık merasimimize. O süreçte de yine o huzurda duayı edip o büyük şahsiyetin gölgesi altında boynumuzu büküp işte Rabbimize hıfsettik. Artık Kur'an'ı biz de o nasıl İstanbul'u fethettiği gibi biz de bunu muhafaza edeceğiz i̇nşallah. dercesine orada inşallah icra etmiş olacağız. İnşallah. Hocam kurban hisse bedelinden bahsettik. E, izleyenlerimiz ekranın altından görebiliyorlar. Dinleyenlerimiz için açıklamak gerekirse hocam Kur'an'ın muhafazasında yine bir hisse sahibi olmak için 2500 lira gibi bir rakam yetiyor. Hocam son olarak velilerimize, veli adaylarımıza, yani evladını Kur'an-ı Kerim yoluna vermiş olanlara vermek isteyenlere, hafızlıkta gönlü olan öğrenci kardeşlerimize veya öğrenci adaylarımıza ne söylemek istersiniz? Öncelikle şu çok önemli. Bakınız burada Fatih Camii'nde pazar günü 11'de bir program var diyoruz. Çocuklarımız, gençlerimiz oraya gelsinler orada bir heyecanla e, o hafızlarımızın ortamını o hafız olacak gençlerimiz bir o ortamda bir nefes alsınlar. O Kur'an iklimini bir hissetsinler. Onu güzel bir şekilde gençlerimize anlatmış olalım. Kur'an müesseselerimizi mutlaka geçsinler. Hafızlık kolay bir süreç değil diyoruz ama öncesinde hazırlık yapılırsa, gerekli kabuller gerçekleşirse sonuca ulaşabiliriz. O yüzden velilerimiz Kur'an'ı evde de gündem yapmaları, gönüllerine yerleştirmeleri ciddi anlamda ehemmiyet arz ediyor. İşte o gün evlatlarımızı, yavrularımızı e, o ortamda mutlaka bekliyoruz. O ortamı görmeleri, o ihtişamla girişi, o salavatları, tekbirleri mutlaka hissetmemiz gerekiyor. E, bu yüzden e, hafızlıkla gönlü olan yavrularımızı ve ebeveynlerini Fatih Camii'ne pazar günü saat 11'de bekliyoruz. Hocam, ee, çok teşekkür ediyoruz. İnşallah hep beraber bu davetinize icabet edeceğiz. Bir de Kur'an Kur'an kurslarını, Kur'an kurslarımızı ziyaretten bahsettiniz. İzleyenlerimiz, dinleyenlerimiz şöyle bir şey yapabilirler mi? Yani 0850 303 2071 numaralı hattan ulaşıp oturdukları yeri söyleyip ilçelerin ikamet yerlerini söyleyip kendilerinin en yakın şubelerin neresi olduğunu öğrenip oraya gidip gezip görebilirler. Doğru mudur? Kesinlikle ziyaret Hatta edebilirim. görmelerini Görmeler. şiddetle tavsiye ediyorsunuz. Kesinlikle tavsiye ediyoruz ve bekliyoruz. Gelsinler, görsünler, bilgi alsınlar. Ve bu süreçle ilgili e, diyelim ki hafızlık yaptıracağız ama evladımıza bu noktada 3-5 kelam edilmesini istiyoruz. Rehber hocalarımız, öğrencilerimiz bu süreçle ilgili bilgi verilmesini istiyoruz denirse randevu ile beraber gelirler. Bilgilerini en güzel şekilde idarecilerimizden, hocalarımızdan, rehber öğretmenlerimizden, psikolojik danışmanlarımızdan almış olurlar inşallah. Hocam bir önceki birkaç önceki Kur'an yolunda programımızda da velilerimizin e, veli adaylarımızın görebileceği şekilde ilk seç vakfı küçük çekmece İmam-ı Azam Kur'an kursunda orayı da yine ziyaret edenler vardı. Ziyaret edenler sürekli oluyor. Orada da oradaki programlarda da bahsetmiştik. Yani orada bir hafızın sabah kalktıktan akşam yatana kadar gününü nasıl geçirdiğinden, derslerden, kültürel faaliyetlerden, Osmanlıca derslerinden, tarih kulüplerinden, akıl oyunları odalarından, PlayStation odalarından, bilgisayar odalarından. Ee, bunlardan bahsetmiştik. Öğrenci adaylarının da sanırım bunları görmesi gerçekten teşvik edici oluyor. Ve cezbedici oluyor bir öğrenci için. Günümüz gençliğinden bahsediyorum hocam. Veliler için zaten yine aynı şekilde Kur'an Kerim'le meşgul olan gençleri görmek, bunların bulunduğu binayı dolaşmak aynı şekilde hocam yine motive edici olacaktır diye hep beraber tüm halkımızı sizin bu güzel davetinize icabet etmeye davet ediyorum ben de. Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun verdiğiniz bilgiler için. Allah razı olsun. Allah sizi ve bizleri bir ömür İslam'a hizmetten ayırmasın inşallah. Amin. Hafızlarla beraber olanlardan eylesin inşallah. Sevdiği kullarla beraber olanlardan eylesin inşallah diyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam programımızı şereflendirdiğiniz için. Sağ Kıymetli Allah. izleyenlerimiz rica ederim hocam. Kıymetli izleyenlerimiz, bir sonraki Kur'an yolunda programımızda görüşmek dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. İslam'ın ilk medresesi Ashab-ı Suffa. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın iaşeleriyle bizatihi ilgilendiği bu medrese, İslami ilimlerin gelişmesine doğrudan katkı sağlamış ve dünyanın hemen hemen her bölgesine tebliğ ve irşada giden sahabenin yetişmesine vesile olmuştur. Bugün bizler de Efendimiz Aleyhisselam'dan biz müminlere miras kalan bu değeri muhafaza ediyor, 19 ayrı medresemizde eğitim gören 2500'e yakın Kur'an talebesi yavrumuza ve ihtiyaç sahibi ailelere her gün 3 öğün sıcak yemek çıkarıyoruz. Bağışlarınız, ehli Kur'an binlerce talebenin sofrasına aş, yoksulun yüzünde tebessüm, ümmetin geleceğine ışık oluyor. Destekleriniz için 0850 303 20 71 dahili 5. İlk Seç Vakfı, Kur'an'la hayat bulan bir nesle doğru